Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında bilinmesi gerekenler 5 soruda sıralandı. 7.7 büyüklüğündeki deprem ne kadar güçlü? Bölgede büyük bir artçı sarsıntı bekleniyor mu? Ve daha birçok sorunun yanıtı haberimizde. Türkiye'yi ve Suriye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından her iki ülkede binlerce kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişi yaralandı. Dondurucu soğuklarda devlet çalışanları ve gönüllüler enkaz altında büyük bir özveriyle çalışmaya devam ederken, bölgedeki artçı sarsıntıların ne kadar süreceği ve büyüklüklerinin ne olacağı sorusu gündemde kalmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra Kahramanmaraş merkezde depremin başka hangi depremleri tetikleyebileceği de merak konusu. 7,7 büyüklüğündeki deprem ne kadar güçlü? ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na deprem yüzey dalgalarının okyanus dalgaları gibi olduğu örneğini vererek, bir su kütlesine bir taş düşürdükten çok uzun süre sonra bile dalgalar dışarı doğru yayılmaya devam eder. Aynı şey deprem için de geçerlidir. Depremin etkileri çok uzaklarda çeşitli şiddetlerde hissedilebilir açıklamasını yaptı. Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na göre 7,7 büyüklüğündeki depremi tetikleyen fay hatlarındaki kayma, yaklaşık 75 saniyelik bir süre içinde meydana geldi. Türkiye'deki çoğu insan için bu deprem muhtemelen 1 ile 2 dakikalık sarsıntıyla sonuçlandı. Ardından depremin oluşturduğu yüzey dalgaları dünyaya yayıldı. Türkiye'deki depremlerin sarsıntısı dünyanın dört bir yanındaki sismometreler tarafından hissedildi. Kurum, küresel sismik ağ içindeki sismometrelerin Kuzey Amerika'daki kıta levhalarının altına yerleştirilmiş bir madeni parayı algılayabilecek kadar hassas olduğunu belirterek, Kahramanmaraş merkezli depremler, Kanada, Alaska, Meksika ve Avustralya'da bile ultra hassas sismometreler tarafından kaydedildiğini açıkladı. 7,6 büyüklüğündeki deprem artçı mıydı? Neden bu kadar büyüktü? Araştırmacılar artçı sarsıntıların ana depremden haftalar veya aylar sonra devam etmesinin mümkün olduğunu, ancak zaman ilerledikçe büyüklüklerinde ve sıklıklarında azalma olacağını kaydetti. Uzmanlar Türkiye'de yaşanan bu durumun daha karmaşık bir süreç olduğunu söyledi. Peki neden? Deprem uzmanı Judith Hubbard konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bölgedeki deprem haritasına bakarsak ve hem 7,7 büyüklüğündeki hem de sonraki 7,6 büyüklüğündeki depremleri not edersek iki farklı faaliyet kümesi görürüz. Bu 7,6 büyüklüğündeki depremin aynı fay üzerinde bir artçı şok olmadığı, bunun yerine güneydeki ilk 7,7 büyüklüğündeki deprem tarafından tetiklenen farklı bir fay üzerinde ikincil bir ana şok olduğu anlamına gelir ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş merkezli depremleri ne tetikledi? Türkiye, üç tektonik plakanın bir kavşağı üzerinde oturmasının bir sonucu olarak depremlere karşı oldukça hassas bir bölgede bulunuyor ve bu da onu yüksek sismik huzursuzluk bölgesi haline getiriyor. USGS, 1970'ten beri bu bölgede 6 veya daha büyük büyüklükte yalnızca 3 deprem kaydedildi diye yazdı. En büyüğü 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,7 büyüklüğündeydi açıklamasını yaptı. Kurum 7,7 büyüklüğündeki depremin yanal olarak birbirine karşı hareket eden iki fay veya bir doğrultu kayması tarafından tetiklendiği sonucuna vardı. Doğu Anadolu fayı boyunca Anadolu ve Arap levhaları kayıyor ve birbirine sürtünüyor. Bu zaman zaman yıkıcı kaymalarla salınan sürekli artan stresle sonuçlanıyor. Deprem esnasında zemin hangi hızla hareket etti? Bununla birlikte ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na göre, deprem esnasında zemin ayrıca saniyede yaklaşık 40 santimetre hareket etti. Fay hatlarındaki gerilim kaç yıl boyunca birikti? ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na göre depremlerin ne kadar süredir devam ettiğini anlamak basit matematik kullanılarak tahmin edilebilir. Doğu Anadolu fayı boyunca meydana gelen kaymanın büyüklüğü, plakaların birbirine göre yıllık hareketine bölünebilir. Bu 200 yıllık stres birikimi anlamına gelir.